ağana karşı. Aman aman ağana karşı. Nasıl çıkacaksın böyle bize ağana karşı. Aman aman ağana karşı. Evet sevgili seyirciler, Olur TV 25 olarak Kosova Mamuşa'dayız. Bu hafta burada seçimler oldu 17 Ekim'de. Şu anda Arif Bütüç'ün evindeyiz. Teşekkür ederiz, sağ olsun bizi 3 gündür burada ağırladı kendi evinde. Biz de Arif Bütüç kimdir seçimden önce bir röportaj yapalım dedik. Önce Arif Bütüç'ü tanıyacağız, sonra da sohbetimize devam edeceğiz. Merhabalar Arif Bey. Merhabalar Erdal Bey. Bir daha Kosova'ya, Mamuşa'ya hoş geldiniz. Sizleri Olur 25 TV olarak misafir etmekten ailece gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi gerçekten sizle röportaj etmek benim için çok büyük bir zevk. Neden? Çünkü siz de bir gazeteci, televizyoncusunuz. Yıllarca Kosova'da bu mesleği yaptınız. Sonra da geldiniz, siyasete girdiniz. Önce biz şöyle gazeteciliğinizden, televizyoncunuzdan sohbet edebilir miyiz? Başlayabilir miyiz? Sonra da ileriye doğru sohbetimiz seçime doğru gitsin. Tabii memnuniyetle. Mamuşa doğumluyum. İlkokulumu Mamuşa'da bitirdim. Ondan sonra liseyi hemen Mamuşa'nın bitişiğinde Prizren şehrinde tamamladım. Ve tamamladıktan sonra tabii askerliğe görevimi yaptım. Ondan sonra Prişine'de ilk sene biyoloji okumaya başladım üniversitede. Tabii diş hekimliğini çok seviyordum. Yabancı dil, yani Arnavutça veya Sırpça dilinde gitmek zorunda o dönemde olduğumuz için bunu başaramadık. Tabii bu arada Prişine Televizyonu Türkçe Yayınları bölümünde bir duyuru açılmıştı. Ben de o arada dedim ki ya hiç olmasa bir şansımı denemek istiyorum. Ve Prişine Televizyonu Türkçe Yayınları bölümünde açılan iş ilanına başvuruda bulunduk. Baktık 10-15 gün sonra şey geldim, yani kabul edilmişim. Ve Prişine Televizyonu Türkçe Yayınları bölümünde çalışmaya başladık. Bu arada biyoloji bölümünden ayrıldım. Prişine'deki üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne
kayıt oldum. Hem üniversiteyi okuyordum hem de Prişine Televizyonu Türkçe Yayınları bölümünde gazeteci olarak çalışmaya başladık. Tabii birebir halkın sorunlarıyla daha o dönemde, yani sene 1985'ler oluyor. Halkla röportajlar, işte Türklerin yaşadığı bölgelere ziyaret etme imkanım oluyordu. Ve kısa bir ara sonra o dönemde redaksiyonun başında, ki bugün onu burada rahmetle anmak istiyorum, ruhu şad olsun. Kısa bir ara sonra beni hemen böyle, efendim bu akşam haberleri sunacaksınız. Ben de bir anda heyecanlandım ve ilk 10 gün işe başladığımda haberleri sunmaya başladık. Yani her akşam televizyonlarda, ekranlarda Türkçe haberleri sunmaya başladık. Tabii gazetecilik farklı bir meslek, bunu ancak yaşayan bilir. Birebir halkla iç içesin, birebir halkın yaşadığı sorunları, hele hele o dönemde bu topraklarda yaşayan Türklerin çok büyük sorunları vardı. Savaş dönemiydi, o dönemde de televizyon. Tabii bu savaş biliyorsunuz 1999'da oluyor ama ben 1985'leri, 86'ları konuşuyorum. Tabii o dönemde Türklere karşı böyle baskılar vardı, efendim göç vardı ki o dönemde Mamuşa'dan birçok kardeşimiz, birçok aile Türkiye'ye göç ediyordu. Bugün nereden bakarsan televizyonda birçok belgesel yayınımız var. Onlardan bir tanesi Ayrılık Kolay Değil. İşte o dönemde Türklerin göçüyle ilgili bir belgesel programımız var. Bunun dışında Hıdrellez belgesel programımız var. Bunun dışında Türkler ve Gerçekler, Kosova'da çok belgesel ağırlıklı bir program var. Burada o dönemde Kosova'da sayımlar vardı. Bakıyorsun Kosova tarihine, 1971, 1981, 1991 Türklerin sayısı hep 12 bin duruyordu. Sanki 30 yıl içerisinde hiçbir Türk doğmamış, hiçbiri de ölmemiş. Bu mantıklı değil. Çünkü 30 yıl içerisinde doğan da olmuştur, ölen de olmuştur. Ama o dönem öyleydi. 1999 yılına kadar biz televizyonda çalışıyorduk. Ama savaştan hem kısa bir dönem önce biz televizyondan ayrıldık. İstediğimiz şeyleri o dönemde yapamıyorduk. Yapamadığımız için televizyondan ayrılmak zorunda kaldık. Ve Arnavut kardeşlerimizin yürütmüş olduğu bu Kosova bağımsızlık mücadelesi konusunda biz tarafımızı ortaya koyduk. Ve Arnavut kardeşlerimizin bu mücadelesinde biz bir nebze olsa bile oradan ayrılarak bunu dile getirmeye çalıştık tabii o dönemde. Tabii 1999 yıllarında Kosova'da büyük bir savaş yaşandı. Bu savaşı da hep diyorum, yani yaşayan ancak bilir. Tabii savaş döneminde Mamuşa bu bölgede, Kosova'nın güneyinde tek Türk bölgesi. Yani halkın çoğunluğu burada yaşayan Türklerdir. Ve o dönemde etraf köylerden, Arnavut etraf köylerinden, hatta Boşnak bir iki köy Mamuşa'ya sığınarak, Mamuşa'ya gelerek, yani kurtuluşu burada gördüler. İnanır mısınız, yaklaşık 45 bin kişiyi Mamuşa'ya sığındı. Mamuşa'nın nüfusu o zamanlarda 5000'in üzerinde. 5000 nüfuslu bir yer, 45 bin nüfusu 78 gün burada ağırladı. Arnavut kardeşlerini ağırladı. Ve bu savaşta şehit düşenler de çok var. Mamuşa'da 6-7 kişidir. Ama şehit düşenlerin burada şunu ifade etmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Çünkü nice nesiller bu mücadeleyi vermiş Kosova'nın bağımsızlığı konusunda. Ama hiçbiri bu
bağımsızlık konusunu kutlayamamış. Ben kendimi şöyle görüyorum, çok şanslı bir nesiliz ve hep beraber Kosova'nın bağımsızlığını hem gördük hem yaşadık. Bu arada NATO müdahalesinde ana ülkemiz Türkiye'nin çok büyük katkıları olmuştur. İşte burası bombardıman edilirken Türkiye'nin çok büyük katkıları olmuştur. Hatta o savaş günlerinde bize denildi ki Sırplar tarafından, efendim siz toplanın, bu iki günde sınır dışı ediliyorsunuz. Ve biz tabii ki bu konu üzerinde eş, dost, akraba ne varsa herkes evlerinde arabalarını hazırlayarak o şekilde Türkiye'ye gideceğimizi bildiğimiz için kurtuluşu bu şekilde görüyorduk. Tabii kuşatma yapıldığı anda Mamuşa'nın merkezinde, yani böyle hani derler ya mahşer günü, oraya Türk, Arnavut, Boşnak ne varsa hepimizi oraya topladılar. Türk olanlar sağa, soldaki olanlar, Arnavutlar, bunları ayırdılar. Bize de denildi ki siz burada duracaksınız. Arnavut kardeşlerimizi, evlerimize kalanları aldılar, kamyonetlerle Arnavutluğa gönderdiler. Hani sınır 15-20 kilometre buradan uzak. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kosova'nın yanında olmuştur. Yanında olduğu için ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Türkiye, ben hep şunu diyorum, bizim vatanımız Kosova'dır. Ve ben Kosovalı olduğumda gurur duyuyorum. Ben bir Türk'üm ama benim ana vatanım Türkiye'dir. Ana vatanım Türkiye ile gurur duyduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Savaş döneminde 1999 yılında o en zor günlerde biz ve çalışma arkadaşlarımız bir karar aldık. Dedik ki ya burada Türkçenin sesi tamamıyla kesildi. Bir dergi çıkaralım. Ve o dönemde biz Sofra Kültür, Sanat, Edebiyat dergisini çıkarmaya başladık. Ve editörlüğünü biz yapıyorduk. O dergiyi çıkarınca hatta ve hatta savaşın başladığı günlerde biz derginin hazırlığını yaparken öyle haberler alıyordu ki her gün her an patlayabilir, savaş başlayabilir. Hatta o dergi savaşa denk geldiği için o sayı çıkmadı. Ancak savaştan sonra çıkardık. Peki tepki gelmedi mi? Şimdi şöyle bir şey var. Tepkiler tabii ki, biz dergiyi çıkarırken bütün kurum ve kuruluşlara gönderirken, ana ülkemizde olsun, burada olsun, ama Allah'ın hesabı bütün hesaplardan üstündür. Ve bu konuda ben yine şunu diyorum. O dönemde mucize olarak hepimiz burada yaşayan Türkler Allah'ın bizi koruma altına aldığını ve ana ülkemizin bu konuda devreye girdiğini ve o dönemde biz hani Türkiye'ye gidecektik, bizi bir yere topladılar. Bir anda kararları değişti ki burada savaştan sonra belediye başkanlığı yaptığım dönemde Türkiye'de bulunduğum temaslarda üst düzeydeki şahıslarla bu bilgiyi de daha net bir şekilde öğrendim. Ve biz burada kaldık. Türkiye'nin yapmış olduğu istişareler o dönemde ve bize burada kalacaksınız ve biz savaşın son gününe kadar 78 gün Mamuşa'da kaldık. Yani dışarıya çıkma şansın yok. Tabii bu dönem içerisinde yine diyorum, biz 1999 yılından önce televizyonda çalıştığım dönemde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduk. Ve o üniversiteden mezunuz. Tabii savaştan sonra burada yeni bir dönem başlıyor. Ve Arnavut kardeşlerime de teşekkür etmek istiyorum. 2005 yıllarında Mamuşa savaş döneminde Arnavut kardeşlerimize vermiş olduğu
o desteğin karşılığında Mamuşa'yı pilot belediye birimi olarak ödüllendirmek için belediye burası kuruldu. Ve kurucu başkanlardan biri benim tabii o dönemde. Ama o belediye kurulmadan önce burada bir Kosova Türk Temsil Heyeti kuruldu. Biz o Kosova Türk Temsil Heyeti içerisinde de görev aldık. Bizim bütün amacımız bu topraklardaki varlığımızı yarınlara taşımak. Türkçenin nöbetini yarınlara taşımak. Türklüğün varlığını yarınlara taşımak. Biz burada kurucu unsur olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ki bizim atalarımız daha Osmanlı döneminden bu topraklara yerleşmiş. İç Anadolu'dan, Tokat'tan, o bölgelerden buraya gelmiş. Ve bu toprakları vatan edinmiş. Bu topraklara hoşgörüyü getirmiş, sevgiyi getirmiş, barışı getirmiş. Ve biz burada diğer topluluklarla, Arnavut kardeşlerimizle yüzyıllarca kardeş olarak yaşamış ve yaşamaya da devam etmiştir. Biz kız vermişiz, kız almışız. Yani biz camide aynı safta kıblemiz bir, dinimiz bir, dillerimiz farklı. Ama Arnavut, Boşnak bunlar bizim kardeşimiz olarak görüyoruz ve biliyoruz ve bu ebedi olarak bu şekilde devam edecektir. Tabii 99'dan sonra işte biraz önce ifade ettiğim gibi 2005 yılında belediye kurulmadan önce AGİT'in Kosova'da ilk nüfusu yapılmaya başladı, nüfus sayımı. Biz o dönemde şunu ifade ettik. AGİT'in formlarında, evraklarında Türkçe ibarenin eklenmesini istedik. Bu ne demek oluyor? Eğer ki Mamuşa'da nüfus sayımı yapılıyorsa evraklarda Türkçe olsun. Diğer diller evet ama Türkçe de olsun. Çünkü o dönemde Kosova geçici hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından yönetiliyordu. Tabii ilk önce bu şekilde olmadı. Kısa bir ara sonra, 3 ay sonra formlar Türkçe yapıldı ve biz hepimiz nüfus sayımına katıldık. 2005 yılında belediye kuruldu. Pilot belediye birimi. İki Arnavut Belediyesi, bir de tek Kosova'da Mamuşa Türk Belediyesi kuruldu. Belediyenin kurulmasıyla Mamuşa Belediyesi yavaş yavaş yatırım almaya başladı. Ve Kosova bağımsızlığını ilan ettikten sonra Mamuşa Belediyesi tam belediye statüsünü kazandı. Mamuşa Belediyesi tam statüsünü kazanınca, çünkü belediyeler sınırlar yasası var. Belediyemizin kendi tüzüğü var. Hatta Türkçe dili hem belediyemizin tüzüğünde hem anayasayla, Kosova Cumhuriyeti anayasasıyla 5. maddesinin 3. fıkrasında o toplum eğer ki kendi sınırları içerisinde yüzdelik olarak fazla ise o dil diğer dillerle eşittir. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor ki Türkçe dili Mamuşa'da diğer dillerle sıralama değil ama eşit düzeydedir. Ki Mamuşa Belediyesi'nin tüzüğünde Türkçe dili birinci olarak geçer. İkinci Arnavutça dili, resmi dil olan Sırpça ve dördüncü dilde işte uluslararası kullanmış oldukları İngilizce dili de geçiyor. Mamuşa çamur içindeydi Erdal Bey. Mamuşa toz içindeydi. Yıllarca yetim kalmış. Kimseye derdiyle ilgilenmemiş. Kimseye yardım yapmamış. Biz kurulunca o dönemde oturacak ofisimiz yoktu. Makam aracı yoktu. Belediye binası yoktu. Yok, yok, yok. Hiçbir şey yok. Ne vardı? İnsanlarda inanç vardı. İnsanlarda şenlik vardı. İnsanlarda varlığımızı yarınlara taşıma düşüncesi vardı. İnanır mısınız? Birkaç sene sonra o yok dediklerimiz hepsi var oldu. Bugün belediye binası Balkanlarda belki de en güzel belediye binası. Diğer taraftan
Anadolu ilk öğretim okulu, yine iddia ediyorum ki Balkanlarda öyle okul yok. İşte bu okulu Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönemde Başbakanımızdı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yapmıştı. Ve Balkanlarda belki de Anadolu ismini taşıyan tek ilk öğretim okuludur. Bunun dışında okuldaki araç gereç, laboratuvar, fizik, kimya, biyoloji, bunlar hepsi var. Akıllı tahta. Yolların tamamı kilit taş, altyapı kanalizasyon. Bugün tarlalara giden yollar bile asfaltlanmıştır. Bunun dışında mesela sağlık hizmetleri hiçbir şeyi olmayan bir yerin bugün tam teşekküllü laboratuvarı, diş ünitesi, işte oradaki araç ve gereçler, sağlık binası, ana ülkemiz Türkiye ile, kardeş belediyelerimizle, TİKA'mızla biz oraya ambulans araçları, cenaze araçları, bunları hepsini o şekilde Mamışa'ya getirdik. Ben şunu ifade ediyorum. Vallahi da billahi da gurur duyuyorum ana ülkem Türkiye ile. Çünkü buraya ama her konuda desteğini sunmuştur. İtfaiyemiz yoktu. Bugün itfaiye, bu bölgede en güzel itfaiye birimi yine bizde. Çünkü o kadar donanımlı bir itfaiye binamız ve oradaki yangın araçları hiçbir yerde yok. Bunları ta Adana'dan getirdik. Ta Ceyhan'dan getirdik kardeş belediyelerimizle. Yani ben hep şunu diyorum. Türkiye'ye Allah zeval başına getirmesin. Sizler orada nebzeye kapılırsanız biz burada hepimiz hastanelik oluruz. Yani şunu demek istiyorum. Biz güçlü bir Türkiye. Güneyinden batısına, kuzeyinden doğusuna, Balkanlarına varana kadar güçlü bir Türkiye'yi görüyoruz ve onun başında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza da Allah uzun ömür versin. Allah yolunu açık etsin. Dualarımız Sayın Cumhurbaşkanımızla ve bütün Türkiye ile. Ben hep şunu diyorum. Ya benim bir gözümü bir başkasına versem, o Türkiye'yi nasıl gördüğümü bir başkası görse, ben orasını cennet bahçesi görüyorum. Uçağa binme korkusu olduğu için ben Türkiye'ye hep karayoluyla gidiyorum. Erdal Bey, Kapıkule'de giriyorum. Ta Hatay'a kadar gittim. Bakın geçenlerde Hatay'a kadar gittim. Hani İdlib'in duvarına kadar gittim. Reyhanlı'ya kadar gittim. Kardeşim otoban, cennet, sağlık konularında. Bakın belediye başkanlığı yaptığım dönemde yüzlerce hastayı biz Türkiye'ye gönderdik. 6 sefer Türkiye'den uçak ambulansı buradaki Arnavut'u, Boşnağı, Türk'ü hastaneye götürmek için uçak ambulansı geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermektir. Yüzlerce öğrencinin Türkiye'de okumaları için ister Trakya Üniversitesi'nde ister Sakarya Üniversitesi'nde o dönemin rektörleriyle yapılan anlaşmalar 1200 Kosovalıyı Türkiye'ye gönderdik. Burada Arnavut'u da var, Türk'ü de var, Boşnağı da var. O çocuklar her gün üniversiteyi bitiriyorlar. Çoğu da bitirmiş zaten. Buraya geliyorlar. Yarın, o bir gün veya günün birinde biri belki de başbakan olur. Biri belki de bakan olur. Veya milletvekili olur ama Türkçeyi o kadar güzel konuşuyorlar, Türkçeyi öğrendiler. İşte bizim amacımız bu topraklardaki Türkiye-Kosova ilişkilerini güçlendirmekti. Ve o öğrenciler buralara dönünce ne kadar daha zengin olacağımızı inandığımız için böyle bir çalışma yaptık. Biz hep diyoruz bakın ekonominin güçlü olması eğitimden geçer. Bunlar her ikisi aynı eşit derecede olması lazım. Kuvvetli eğitim, kaliteli eğitim, güçlü
güçlü ekonomi demektir. Ve Mamuşa'da çok güzel projeler hayata geçirildi. Bizim dönemde yaklaşık 150 proje. Bunların da toplantıları nereden bakarsan 15 milyon euro. Bugün altyapısıyla, ara sokakların kilit taşı döşenmesiyle, tarım arazilerine giden asfalt yollarının, ilk öğretim okulu, işte Atatürk okulu, ondan sonra Atatürk okulu yapılan bu bölgede en güzel okullardan biridir. Ve o okulda sadece Türkçe eğitim verilir. Ve ismini de Atatürk olarak verdik. Ve verdiğimizle de gurur duyuyorum. Biri Atatürk, biri Anadolu. Anadolu'da da pırıl pırıl çocuklar, yarımızın geleceği. Bunun dışında itfaiye binası, sağlık ocağı, belediye binası, yani her alanda Mamuşa'yı iyi bir konuma getirmek için biz canla başla uğraştık. Bununla da harcamış olduğumuz çalışma gücümüz neyse helal olsun. Helal olsun çünkü Mamuşa bunu hak etmişti. Biraz önce dediğim gibi burasına hiçbir yatırım yapılmamıştı. Yani kısa çizgilerle hem kendimi çalışmaya tanıtmaya çalıştım. Hem de bu arada da bu dönem içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları dile getirdik. Hatta sonra Sofra Dergisi'nden sonra ikinci bir dergi biz çıkardık. İşte şimdi başkanım oraya geleceğim. Sonra da sohbetimize seçime doğru gideceğiz. Yani bir kitaplığınızı gördüm. Birazdan da onların çekimlerini yapacağız. Burada boş kaldığın zamanlarda yani belediye başkanı olmadığın zamanlarda galiba da kitap okumaya ve kitap yazmaya başladınız. Şimdi Erdal Bey, bu şöyle bir şey oluyor. Tabii gazetecilik biliyorsun yani farklı bir meslek. Halkın şeyleriyle dertleşen bir meslek olduğu için yapmış olduğumuz çalışmaları biz bunları tabii ki kitap haline getirmeye çalışacağız önümüzdeki dönemde. Ama şöyle bir şey var. Biz Sofra Dergisi dışında Derya Kültür ve Edebiyat Dergisi'ni çıkarmaya başladık. Onu da 15 sayıya çıkardık. İşte Kosova'nın tamamını burada yapılan Türkçenin nöbetini nasıl tutulur? Priştine sorunları nedir? Prizren sorunları nedir? Mamuşa. Çünkü her bölgenin kendine göre has sorunları vardı. Biz bunları dile getirmeye çalıştık. Hatta biraz daha eskilere dönmek istiyorum. Yani savaştan öncesine dönmek istiyorum. O dönemde Kosova'da devlet taraflı bir gazetemiz vardı. Ve o dönemde biz 3-5 genç bir araya gelerek Yarın Gençlik dergisini çıkarmaya başladık. Yani biz haşır neşir olduk bu dönem içerisinde, nasıl buradaki varlığımızı yarınlara taşımak. Bütün bu yapılanları, hatta benim özel bir çalışmam da oldu. Osmanlı döneminden günümüze kadar eski Yugoslavya'da ve Kosova'da Türkçe basın yayını. Bunları fotoğraflarla toplayıp bir kitap haline getirmek istiyorum. Ve bu çalışma bitmiştir. Tabii siyasetle uğraşmaya başladığımız zaman bunlar biraz şeyde kaldı. Ama kitap yine kitap diyorum. Çünkü okumak ufkumuzu açacak olan en büyük şeydir. Bugün örnek olarak söylüyorum. Bir tatil yapmak için yıllar önce Türkiye'ye gelirdim. Erde'ye giderdim. Ama yıllar önce gelirken de 2-3 kilogram çay getirirdik. Kakao getirirdik. Ama bugün Türkiye cennet gibi o kadar gelişmiş ki, o kadar büyümüş ki, vallahi hep diyorum, Türkiye'de bunu görmeyenler gelsin Kosova'dan bir görsün Türkiye'yi. Yani Türkiye gerçekten hızlı adımlarla ilerleyen bir ülke. Erdal Bey, İstanbul'a geliyorum, böyle bir tünelden geçiyorsun, denizin altından karşıya çıkıyorsun abi. Yok efendim, Bursa'ya gitmek istiyorsun. Bin feribotta. Binmek istemiyorum. Köprüden geç. Osman Gazi Köprüsü'nden 3 dakikada karşıya çıkıyorsun. Edirne
İstanbul 230 kilometre, 1,5 saatte geliyorsun. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorsun, 40 dakika sonra Bursa'dasın. Yani o kadar gelişmiş. Yok efendim ben Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek istiyorum. E oradan da git. Yani o kadar alternatif. Ben öyle görüyorum. Bazıları der ki ya hep güzel şeyleri konuşuyorsun. E güzeli konuşacağım çünkü güzel yapılanlar ortada. Evet, şimdi birazdan 2017'deki Kosova'daki seçimlere geleceğiz. Gerçekten başkanını önce bir tanıyalım dedik. Hayatını tanıyalım. Gerçekten Kosova Mamuşa'da çok mücadele veren bir başkan. Şu anda da bir dönem ara verdikten sonra tekrar adaydı. Biz de 3 gündür buradaydık. Seçimlere katıldık. Burada bildiğiniz gibi diğer Türkiye'deki seçimler gibi değil. Belirli bir %50'yi geçemezsen, %51 oy alamazsan kaç ayda aday olursan ol, ikinci seçime geçiliyor. Yani tekrar oluyor. İnşallah o zaman tekrarda da iki aday oluyor. Yani meclis üyeleri hepsi seçiliyor. Sonra iki aday yarışıyor. Bir oy alan farklı da başkan oluyor. Gerçekten seçim sürecinde de biz önceden de festivale gelmiştik. Burada da çok güzel, muhteşem bir festival olmuştu. Domates Festivali. Bizim de aklımızda kalmıştı. Sağ olsun başkanımız biletimizi aldı. Geldik burada. Ama ben şunu gördüm. O geldiğimizdeki çektiğimiz çekimlerdeki yatırımlardan üzerine bir tane bir şey konulmamış. Gerçekten ben gezdiğimde bunları gördüm. Bu benim gözlemliğim. Yani burada başkanı övmek için değil de gerçekten Mamuşa için hiçbir şey yapılmamış. İnşallah hem başkanı buraya tekrar seçilirsen neler yapacaksın, hem de seçim süreciyle ilgili sohbet edeceğiz. Başkanım, önce seçim çalışmaları nasıl geçti? Ve seçimde zaten ben buradaydım, gözlemledim. Seçim çalışmaları nasıl geçti? Eğer tekrar ikinci tura kaldı, ikinci turda seçilirseniz buraya bazı vaatlerim var, demeçlerim var. Onların nelerini yapacaksın Mamuşa'ya? Onunla sohbet edelim. Tabii, teşekkür ediyorum. Şimdi Kosova Adalet Türk Partisi, ki onun genel başkanı oluyorum, bu seçime katıldı 17 belediye meclis adayı ile birlikte. Bu parti aslında 8-9 sene önce kurulan bir parti. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan bilinçli hatalar, karşıdaki Türk Partisi'nin temsilcisinin orada olması ve bizim partinin kapatma konusuna geldi. Ve 4 sene önce partimiz o dönemde kapatıldı. Biz mahkemelerde bunu başaramadık. Ondan sonra çalışma arkadaşlarımız bir araya geldik. Aynı partiyi, aynı tüzüğü, aynı programı sadece art değişikliği yaparak yeniden kurduk. Ve bu seçime katıldık. Mamuşa tarihinde ilk defa çok büyük bir katılım oldu. Yani 2800'ün üzerinde seçmen sandığa gitti. Ve ben tek 3 kişinin karşısında bu seçimde yarıştım. 3 kişinin karşısında yarışarak, şu andaki verilere dayanarak ikinci tura kaldı ve ikinci turda seçimlere 2 adayla yine katılacağız. Biz bu seçim sürecinde Mamuşa'ya acilen bir şekilde içme suyunu getirmek istiyoruz. Bu konuda ana ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde bu 180 günde tamamlanacak. Bunun dışında Mamuşa'da tarımcılıkla insanlar uğraştığı için Mamuşa'nın vergilerinden, mal hizmetlerindeki belediyenin parasını tarımcılara 25 traktör, 50 motokultivatör, 100 frez dağıtacağımızı söylemiştik. Bunun dışında kreş, çocuklarımızın bir kreşi olması için buna canla başla uğraşacağız. Mamuşa'nın tarım arazilerine sulama sisteminin hani 6 kilometre uzaktan Mamuşa'ya getirilmesi için bu vaatlerimiz vardır. Bunun dışında yaşlı olanlara,
65 yaşını doldurmuş Mamuş'a kayıtlı olan kardeşlerimize ekstradan 50 euro bir bağış, yani sosyal yardımı yapılacaktır. Yeni doğan bebeklere bizim dönemimizde 100 euro veriliyordu. Şimdi bunu biz 200 euroya vermeyi düşünüyoruz. Engelli olan kardeşlerimize onlara sosyal yardım vermeyi düşünüyoruz. Anaokula ve kreşe gidecek olan çocukları otobüslerle günde iki defa okula getirmek. Bunun dışında bizim için hayati önem olan konulardan biri çocuklarımızın eğitimi Türkiye'de devam ettirilmesi. Hastalarımızın Türkiye'de tedavi edilmesi. Ve Ankara Parkı içerisinde Mamışalı bacılarımıza küçücük Osmanlı tipi dükkanlar yapıp el işi olan bu sanatı hem turizm açısından gelir getirmek hem ailelere destek olmak, bu 20 dükkanı yaşlı olanlara aktarmak. Mamışa'nın merkezinde yıkılan Mehmetçik Çeşmesi'ni yeniden yapmak. Bu Mehmetçik Çeşmesi'nde aynı zamanda Saat Kulesi üzerinde olması lazım. Çanakkale Parkı'nda temelleri atılmasına rağmen orada Mamuşa Belediyesi'nin bir misafirhanesinin yapılmasını istiyoruz. İşte daha sayamadığım 150 projeyi 4 yıl içerisinde hayata geçirmek için, halkım bunu gayet iyi biliyor. Çünkü fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Sözüm sözdür ve bu konuda bu sözleri 4 yıl içerisinde geçireceğimi bütün çalışma arkadaşlarıma yerine getireceğiz inşallah. Bunun örnekleri Türkiye'de vardı. Bakın şöyle bir düşünün. En yanındakileri bulup, ki benim yanımda olan adamı karşına bağımsız aday çıkarıyorlar. Örnek olarak KDTP'nin başındaki adam 69 sene sonra Prizren'de bir belediye başkan adayı çıkaramıyor. Korkuyor. Kendi kendini kurtarmak için Mamuşa üzerinden siyaset yapıyor. O yetmedi, karşıma bağımsız aday, benim yardımcılığımı yapan 4 yıl onu karşı aday çıkardılar. Neden? Mamuşa'da sırf Arif Bütüş kazanmasın ve Arif Bütüş oyları almasın, Arif Bütüş'ü bitirelim. Yok öyle bir şey kardeşim. Allah büyüktür. Allah'ın hesapları farklıdır. Ve Allah verdiği bu ömrü, yani kaderinde ne varsa onu yaşayacaksın. Ama bunlar elinden geleni yaptılar. Elinden geleni yaptılar. Sırf yani %1 olmasına rağmen bağımsız aday benden oyları alsın diye. Bunların gizli anlaşmaları vardı. Artık bugün o gizli anlaşmalar açık ve net bir şekilde ortada. Benim görüşmelerim bu konuda vatandaşla devam ediyor. Mamuşa'yı elden çıkarmamak için elinden geleni yaptılar. Ben hep şu diyorum, merak etmeyin. Mamuşa Çanakkale ruhundadır. Mamuşa milli iradenin yolundadır. Mamuşa Mamuşa'nın elindedir. Ama oyunlarla, gizli ittifaklarla Arif Bütüş iktidara gelmesin ve bunu bilerek yapıyorlar. Bakın bugün Mamuşa'nın bütün sokaklarına bakın, hepsi Türkçe isimlerle. Evet. Mamuşa'nın parklarına bakın. Biri Çanakkale Parkı, biri Ankara Parkı. Bunlar işte bunları rahatsız ediyor. Mesela Mehmetçik Çeşmesi vardı, yıkıldı. Mamuşa'ya girişinde bir tabela vardı, çekildi. Şimdi tabii bunları konuşma zamanı değil. Biz önümüze bakmamız, çalışma zamanı. Biz şu anda Yüksek Seçim Kurulu'ndan alacağı kararı bekliyoruz. Biz ikinci turda bu oyunu bozacağız. Halk bunu artık görüyor, biliyor ve son seçimde o ittifaklar gizli idi, şimdi açıktır. Ve halkım bu konuda ikinci turda Kosova Adalet Türk Partisi'ne oy vereceğine inancım tamdır. O kadar inancım tamdır ki herkes artık bu olayı görmüş oldu. Bu nedenle Yüksek Seçim kararından çıkacak olan karara
neyse bizim saygımız sonsuzdur. Ama ikinci tura gidildiği anda Kosova Adalet Türk Partisi başkanı olarak belediye başkanlığına seçileceğimi inanıyorum. Yani ben onu şunu gördüm. Seçim bittikten sonra sayılar işte belli olduktan sonra bütün ekip gelip burada başkan dedi ki hepinizi tebrik ediyorum. Meclis üyesi seçildiniz. Arkadaşlar pes etmek yok dedin. Sonuçta ikinci tura kaldık. Yani adam hiç üzülmüyor. Yani hiçbir zaman içinde Mamuşa için mücadelesine devam ediyor. Ben bundan dolayı başkanı tebrik ediyorum. Ve gerçekten öyle bir kadrosu var ki yanında olan çalışan insanlar. Tabii ki seçmene bağlı. Burada seçmen bunları görecek. Kadroyu ne kadar güçlü kurarsan kur. İnşallah ikinci turda başkan olur. Biz de burada daha çok gelir festivaller yaparız. Daha çok gelir Mamuşa'yı anlatırız. İnşallah ikinci turda gerçekten başkan pes etmediği için bu inancının karşılığında da başkan olur diyorum. Gerçekten başkanım pes etmediniz. Yani o günü geldiğiniz zaman herkesi tek tek aradınız. Moralinizi bozmayın dediniz. Yani inanılmaz bir enerjiyle seçime hazırlanın. Yani olay şu. Biz durmayacağız. Biz daha da fazla çalışacağız. Biz büyük bir aileyiz. Biz biriz. Biz hepimiziz. Biz günlük olaylarla uğraşmıyoruz. Bizim tek amacımız Kosova'da ve Mamuşa'da Türkçe nöbetini tutmak ve yarınlara taşımak. Gelecek nesillerimize bunu aktarmak. Benim inancım tamdır. Ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan yine altını çizerek söylemek istiyorum. Çıkacak olan karardan sonra çalışma arkadaşlarım, belediye meclisi adaylarım, Mamuşa halkı artık bu oyunu gördü ve bu oyunu bozacaktır. Biz dik duracağız. Bir olacağız, iri olacağız, yerli olacağız, Mamuşalı olacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu slogan dünya liderimizin sloganı olduğu için ve benim de bu sloganı söylemekle gurur duyduğumu vurgulamak istiyorum. Bu arada ana ülkeme bir Kosovalı evladı Fatiha'nın torunu olarak saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Allah uzun ömürler ana ülkemi de versin ve bu arada da Kosova ülkeme bu seçimde başarılar diliyorum. Bir daha binlerce kilometre uzaktan kalkıp Olur TV 25 olarak Erdal kardeşim olarak burada bulunmanız bizi, Mamuşa'yı, ailemi ve beni gerçekten sevindirmiştir. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Seçimi alır veya almaz bu kapı hayatın sonuna kadar sizlere açıktır. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de başkana çok teşekkür ederiz. Sadece beni ağırlamıyor. Başkan herkesi ağırlıyor. Buraya gelen kim olursa olsun, başkan olsa da olmasa da bunu zaten yapıyor. Bütün Türklere, bütün misafirlere, yani Osmanlı'nın geleneğini, kültürünü hep yıllardır devam ettiriyor. Gerçekten bizi burada ağırladığı için, bizi burada gezdirdiği için başkanımıza Arif Bütüc'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Tekrar ikinci turda kazanması için hem dua ediyoruz hem başarılar diliyoruz. İnşallah kazandığı takdirde de verdiği sözlerin hepsini buraya Mamuşa'ya yaparak gerçekten Mamuşa yapmasını diliyoruz. Burada Arif Başkanımıza yaptığımız röportajları, yaptığımız sohbetleri kapatıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Olur TV 25'te kalın, sağlıklı kalın diyoruz.